Aileler çocukların da besin alerjisi olduğunu nasıl anlayabilirler? Yani çocukta e, bu besin alerjileri ne gibi belirtilere sebebiyet verir? Ee, besin alerjisi değişik sistemleri etkiler. Temel hı hı. olarak üç tane: deriyi etkiler, solunum sistemini etkiler ve sindirim sistemini etkiler. Eğer deriyi etkilerse en sık etkilediği organ tutulumu deri diyelim. Deriyi etkilerse ciltte tekrarlayan kızarıklık, kabarıklık, kaşıntıyla giden, küçük deriden kabarık kırmızı lezyonların olduğu har, halk arasında kurdeşen dediğimiz ürtiker olabilir. Ya da ciltte kızarıklık, kuruluk ve aşırı kaşıntıyla giden egzema olabilir. Sindirim sisteminde tekrarlayan ishal, kusma ya da kabızlık, karın ağrıları, bunlarla ilişkili iştahsızlık, kilo alamama, besin alerjisinin sindirim sistemini etkileyen bulguları, solunum sisteminde de ee, tekrarlayan hapşırık, burun akıntısı, burun kaşıntısı daha nadir ama e, öksürü, kırıltı, nefes darlığı ve astım gibi semptomlar bir arada bulunduğunda besin alerjisini akla getiren şikayetler. Yani tek bir sistemi ilgilendiren bir bulgu değil de bu üç sistemden ikisini ilgilendiren bulgu olduğunda yani bir hastada hem egzema varsa hem de e, sindirim sistemini tutan e, İshal ya da kabızlık gibi bir şikayet varsa besin alerjisi aklımıza gelir. Ee, yine çok erken dönemde son yıllarda görmeye başladığımız kakada kan görülmesi. Baya anne bezini açtığında bebeğin bezinde kakanın böyle ince çok aşırı bir kanama değil ama ince çizgisel şekilde kanama olabilir. Noktasal şekilde kanamalar olabilir. E, kanamayla beraber sümük olabilir. E, bununla birlikte kusma eşlik ediyor olabilir. E, bunlar e, da besin alerjisinin sindirim sistemi tutulumu olduğunu gösteren şikayetler. Ama dediğim gibi sadece tek başına bir egzema değil de egzema ya da Sindirim ya da solunum sistemini etkileyen öksürük gibi, düzelmeyen öksürük gibi şikayetlerin bir arada olması besin alersini daha çok akla getiren şikayetler. <laughs>